Arkadaşlar, başlatıcı kovanımız normalde içerisinden ana arısını ayırdıktan sonra 9 gün üzerinden süre geçirmemiz gerekiyor. İçerisinde herhangi bir şekilde günlük veya larvalı ana arı yapmaya yeltenebilecekleri bir yavru kalmamış olması gerekiyor. Sizin vereceğiniz diğer gerek transfer larvalar veya Miller metodu, diğer hangi metotsa artık onları çalıştırabilmeniz için kovanın kendi içerisinde ana arı yapılmaya müsait arılar tarafından buna teşebbüs edilebilecek herhangi bir günlük veya larva ne olmaması lazım? Kalmaması lazım arkadaşlar. Şimdi bu normal başlatıcı kovanda. Biz ise vaktimiz yok. Az önce izah etmiştim. Önümüzdeki 10 gün boyunca yine yağış gösteriyor. Kovanı birkaç defa açmamız veya 9 gün sonra açıp işlem yapmamız gerekecek. Yalancılamaya gitmesin diye. Bununla uğraşmamak için hızlı başlatıcı yapacağız. Bunun için içerisinde günlük larva olan ne kadar petek varsa silkeleyip alacağız arkadaşlar. Başlıyorum. Bismillah. Arkadaşlar bu kovan iki katlı bir kovanımız. Güçlü bir kovan. Arı nüfusunu yoğunlaştırmak için bunu tek kata düşüreceğim inşallah. Normalde çok kuvvetli bir arımız bu. Fakat biz sayıca ve çeşitçe bayağı fazla miktarda ana arı yetiştirmek istediğimiz için kovanımızın da buna müsait güçlü bir arı nüfusuna sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Bu daha önce denendi mi bilmiyorum. Çift kattan indiriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağımız şey ana arıyı bulup onu bir böleceğiz arkadaşlar inşallah. Bu arada ham petek, kasnak petek vermişiz. Onu da yarıya örmüşler. Evet arkadaşlar. Ana arımız burada. Ana arımızı şimdi hemen iki kapalıyla birlikte bölüyoruz. Burada bir tane kapalımız vardı. Ana arıya bir tane kapalı vereceğiz. Şu şekilde bir kapalı yavrulu veriyorum ana arıya. Diğer tarafa gidelim. Maşallah. Tamam. Arkadaşlar buna bir tane daha kapalı yavrulu vereceğim. Alt katta vardı. Açık yavrulu vermeyecek miydik? Onları komple silkeleyip alırız. Başka konu. Şurada bir tane vardı. Hatta hatırlıyorsun da o. Bu yok. Arkadaşlar bir tane daha kapalı yavrulu veriyorum. Böldüğüm anaya. Şu şekilde. Maşallah çok güzel bir anamız. Geçen senenin anası. Arkadaşlar şimdi ana arımızı bulduk. Hızlı başlatıcı kovanımızda ana arımızı bulduk. Ve onu böldük. İki tane ayrı kapalıyla birlikte
başka bir kovanımıza böldük. Ondaki tarlacılar buna geri gelecektir. Sıkıntı yok. Şimdi bunun içerisindeki önce bütün yavrulu petekleri silkeleyip alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arıları biraz şöyle ballı suyla ıslatıyorum. Polenli, görünüyor mu? Evet, Yusuf. Gerisi de kapalı yavrulu. İçinde günlük veya açık larva yok. Buradan ana memesi ne yapamazlar? Dikemezler. Bakıyorum, arka taraf komple zaten polenli, üstü ballı, az bir şey de kapalı yavrulu. O da ileride biter. Şimdi bunu bırakıyorum arkadaşlar. Arı yoğunluğunu göster istersen Yusuf'um. Hızlı başlatıcı kovan. Şimdi bu kovanımızda iki tane tamamen yavrusuz, polenli, ballı petek veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkası da önü de tamamen yavrusuz, ballı ve polenli bir tanesini koyuyorum. Bir tane daha aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle yapın. Şu şekilde. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de kendisinin üst katında var. Onu da onu da koyacağım. Toplam 4 çıtak alacak içinde arkadaşlar. Komple ballı, arkasında ballı, polenli. Yavru namına hiçbir şey yok. Şimdi ne yaptık? Arkadaşlar kapalı yavru önemli değil. Açık ve larva halinde başlatıcı kovanımızda herhangi bir şekilde yavru olmayacak. Son iki çıtamız, onları da silkeleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kapalı yavrulu. Bunu da böldüğümüz, içerisinde larvalar var. Yaklaş istersen Yusuf. Bakın, larvalar var. Görünüyor arkadaşlar. Hatta şuralarda yeni çatlamış C formunda var. Aslında bundan larva transferi de diğer böleceğimizi yapabiliriz. Fakat bizim damızlık kovanımız bu değil.
Bu da yine yavrulu. Şimdi bunu da silkeliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu yoğunluğu gösterir misin? İçini de göster abi. Işığını yak istersen yakabiliyorsan. Şimdi hızlı başlatıcı kovanımızda bu yoğunluk olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu tek katlı kovandan yapabilirdim. Fakat çift katlı kovandan yapma nedeni şu ki biz bir tane değil birkaç tip ana arı üretme işlemi yapacağız burada. Yani hem Miller metodunu uygulayacağız hem normal arının kendi peteğinden, günlükten larvaya yeni geçmiş olandan ana arı üretimini sağlık. Yasin Bey'in kapak metoduyla ve bizim de ona eklediğimiz kürtel kutusu metoduyla birlikte ana arı üretimi yapacağız arkadaşlar. Onun için bu şekilde yoğunluğu şurasını. Birazcık ıslatıyorum arıları arkadaşlar. Sakinleşsinler. Ve kapatıyorum. Biraz kendi başlarına böyle duracaklar. Öteki böldüğüm kovanı bir kapatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna hemen 2 tane petek vereceğim. Arkadaşlar hemen şimdi benim kabarık petek kalmadı. Tam petek vereceğim arkadaşlar. Yönü dışarıya doğru olacak tel yönü. Bu şekilde veriyorum. Hemen şu yavrulunun dışına bir tane daha vereceğim arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Evet. Bu anarımız verimli anarı. Çabuk toparlayacak. Evet arkadaşlar. Hasbinallahu.